AK Parti'den kopan, ayrılan milli görüş kökenli seçmen Saadet Partisi'ne gitmiyor. Peki nereye gidiyor? Yapılan son anketlerde AK Parti'de oy kaybı görünmesini de değerlendiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti'nin kaybettiği seçmenin kendi partilerine geldiğini savundu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP'den kopan milli görüş kökenli seçmen özellikle Refah Partisi'nden AKP'ye yönelmiş olanlar Saadet Partisi'ne geri dönmekte şüphe yaşıyorlar. Bulundukları konum itibariyle Millet İttifakı'nda işlerine sinmedikleri durumlar oluşabiliyor. Bizim son zamanlarda partimize katılanlar yeni üyelerimizden %60, hatta bazı bölgelerde %70'i AKP'den kopan vatandaşlarımız. Gelenler de bize açıkta uyarıda bulunuyor. Biz zaten AKP'den kopup geldik. Eğer Cumhur İttifakı'na gireceksiniz, biz niye geldik diyerek Cumhur İttifakı'na tepkilerini koyuyorlar dedi. Erbakan, Saadet Partisi'ne gösterilen tepki, bize onlar gibi olmayın. Orada bir doku uyuşmazlığı var diye. Bunlara bakınca da bize kendi başımıza ilerlemekten başka çare kalmıyor. Bizim için en avantajlı olan bu durum oluyor dedi. Habire zam yapan iktidarın cezasını sandıkta millet kesecek. İktidar temsilcilerin gerçekleri görmezden gelmeye devam ettiğini belirten Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, ÖTV'yi, özel iletişim vergisini sürekli artıran, elektriğe, doğalgaza, trafik cezalarına habire zam yapan, 83 milyonun hakkını bir avuç imtiyazlıya ve faize aktaran iktidarın cezasını sandıkta millet kesecek dedi. Erbakan, gazetecilerin hangi ittifak içinde yer alacaklarını sorması üzerine hiçbir yerde bulamasak daha iyi gibi gözüküyor. Çünkü her iki tarafında ciddi dezavantajları var. İnşallah nasip olursa kendimiz girmeyi istiyoruz. En güzeli bu. Halkımızın da genelde bize söylediği de aynı şekilde. İki ittifakta da yer almazsanız en iyisi olur diye. Öncelikli tercihimiz bu yönde dedi. İktidar temsilcileri gerçekleri görmezden gelmeye, yükselen feryatlara kulak tıkamaya ve gerçekle ilgisi olmayan açıklamalarına tam gaz devam ediyor diyen Fatih Erbakan, Türkiye'de insanların %45 açlık sınırın altında, %85 yoksulluk sınırı altında, 30 milyon insan sosyal yardım alıyor, 10 milyon insan gıda yardım alıyor, 20 milyon insan elektriği kesilmiş, 106 ülkeden daha fazla nüfusa sahip işsizler ordusu, 10 milyon işsiz dedi. Hükümetin bütçe dört kalem sürekli artıyor diyen Fatih Erbakan, bütçe açığı artıyor, faiz ödemesi artıyor, vergi yükü artıyor. 2022 bütçesinde vergi gelirleri 2021 bütçesine göre %19,5 artmış. İmtiyazlılara garanti ödemeleri artıyor dedi. O listedeki partileri okuyorum, kusura bakmayın. Doğru söylüyor tabii, ne yapsın çocuk. Eğer de bir şeyse kararsızlara yazalım. Aynı olay orada da olmuş. Onun için diyoruz ki yani kararsızlar nasıl bu kadar yüksek oluyor diyorduk. Meğerse içinde Yeniden Refah varmış. Onun için bu kadar yüksek oluyor diye söylüyorduk. Şimdi son bir hafta 10 gündür böyle tek tük bir çıkarmaya başladılar. Herhalde seçim akşamı iyice şok olmasın diye en azından biraz varmış gibi de gösterelim demeye sanki başlandı. Yani anketler maalesef eski 70'lerde 80'lerde de böyleydi Milli Görüş Partileriyle ilgili. Milli Selamet Partisi'ne 73 seçimlerinde %1,5 oy veriyordu anketler. %12'ye yakın oy aldı. İktidar ortağı oldu, meclise girdi. 94 belediye seçimleri yine bunun çok iyi bir örneği. Refah Partisi'ne Ankara'da 5. parti gösteriyordu. İstanbul'da 4. parti, Türkiye genelinde yine 4. parti. Ben de dün gibi hatırlıyorum. Bu üçünde de 1. oldu. Dolayısıyla bunlara çok fazla takılmıyoruz. Çünkü 50 senelik geçmişimizde de bunun örnekleri çok var. Hep söylediğimiz büyük kongremizde büyük bir sürpriz yaptık. Kimse Ankara Arena'da öyle muazzam bir kalabalık beklemiyordu. Büyük bir sürpriz oldu. Şimdi daha da büyük sürprizi inşallah seçimlerde yapacağız diyoruz. Onun için de gayretle çalışıyoruz. Bugün yarın Kütahya'da olduğu gibi. İnşallah Allah bereketli eylesin. Amin. Peki başkanım, 2003 ve 2024 seçimlerinde hangi ittifaka daha yakınsınız diyeyim ya da yani görüşünüzün milli olduğunu zaten bütün seçmeninize, evet, ülkemize duyurdunuz. Hem hangi tarafa daha yakınsınız ya da ittifaklara karşı görüşleriniz nelerdir? Tabii biz esnaf ziyaretlerinde, halkla buluşma programlarında bir dükkana giriyoruz. Diyor ki aman sakın ha bak, yalnız Cumhur İttifakı'na giderseniz size destek olmayız diyor. Çıkıyoruz, yan dükkana giriyoruz. Oradakiler de diyor ki sakın Millet İttifakı'na gitmeyin. Oraya giderseniz size, yani böyle olunca hiçbir tarafa gidemeyeceğiz gibi sanki gözüküyor. Kendimiz girmemiz en iyisi olacak gibi. Gerçekten seçmende de bizim muhatap olduğumuz kitlede de bunu hep görüyoruz. Çünkü millet aslında her iki taraftan da biraz bıkmış. Hem kutuplaşma, gerginlik, kavga, dövüş, ortada çözüm yok, milletin derdine derman olacak bir söylem yok.
Onun için iki taraftan da soğumuş, bıkmış. Bunu da bize aktarıyorlar. Böyle bir durum olunca da beklenti tabii en güzeli kendimizin girmesin. İnşallah o şekilde yapmak nasip olur. Güçlü bir şekilde de seçimlerden çıkarız. Allah yardımcımız olsun. Peki başkanım, yeniden Refah Partisi olarak Kütahya'dan beklentileriniz nelerdir? Kütahya'dan beklentilerimiz çok yüksek. Çünkü Milli Görüş tarihinde her zaman çok ciddi potansiyelimizin olduğu, milletvekilliği çıkarttığımız, belediye başkanlıklarını aldığımız ve şu anda da halen de tabii muhafazakar ve dindar seçmen olarak nitelenen seçmenin çoğunlukta olduğu bir yer. O nedenle tabii Kütahya'dan umutluyuz ve beklentilerimiz de yüksek. Hele bazı ilçeleri var, işte Tavşanlı gibi. Tabii hepsi birbirinden kıymetli ama yani oralarda Milli Görüş olarak çok ciddi başarılar elde edilmiş geçmişte de. İnşallah bu yeni dönemde de aynısı olacaktır diye düşünüyoruz.